10 Şubat Belediye Başkanlığı adayı Hanefi Toptaş Beyefendinin proje tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Cumhur İttifakı AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanefi Toptaş, Şairler Tepesi'nde düzenlenen programda projelerini tek tek açıkladı. Cadde cadde geziyoruz. Merkez mahallelerimizdeyiz. Burada cadde ve sokaklardayız. Aynı zamanda kırsal mahallelerimizdeyiz. Buradaki bütün vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Onların sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Memlekete dair olan bizim dertlerimizi onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Onlarla fikir alışverişi içerisindeyiz. AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, MHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ile Cumhur İttifakı teşkilatlarının da yer aldığı programda Başkan Adayı Hanefi Toptaş, altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden ticaret alanlarına, turizmden restorasyon çalışmalarına, sosyal yardımdan kırsal kalkınmaya, tüm alanlarda hayata geçirilecek projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. 6 Şubat'ta dünyanın en büyük kara depremlerinden, dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük depremlerinden iki tanesini ardarda ve merkez üssü ilimiz olan şehrimizde maalesef yaşadık. Şairler Tepesi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara yaptı. 31 Mart yerel seçimlerine gidiyoruz. 4 Şubat'ta belediye başkan adayımızın adaylığı açıklanmıştı. O günden bu tarafa sizler de programları takip ediyorsunuz ve bizlerle birlikte eşlik ettiğiniz zamanlar oluyor. Kapı kapı, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle toplantılarımız, meslek odalarımız, derneklerimiz, vakıflarımız adeta gece gündüz hiç durmadan çalışmaya gayret ediyoruz. Bir tarafta kırsal mahallelerimiz, bir tarafta merkezdeki mahallelerimiz olmak üzere seçim çalışmalarımızı dolu düzgün devam ettiriyoruz. İlk hedefinin 6 Şubat depremlerinin getirdiği etkileri ortadan kaldırmak olduğunu belirten AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanefi Toptaş, 12 Şubat'ın kentsel dönüşüm master planının hazırlanacağını, yatay mimari ilkelerine, uygun imar planı revizyonu ve yeni imar planları oluşturacaklarını da belirtti. Evet, 31 Mart'taki yerel seçimlere doğru giderken çok önemli bir seçime doğru hep birlikte yol alıyoruz. Bu seçimde en büyük ilçe oyu olarak ve hem büyük şehrimizde hem tüm ilçelerimizde büyük bir seçim zaferi kazanmayı istiyoruz ve bu yatırımların da etkin ve verimli bir şekilde şehrimize kazandırılması noktasında da çok büyük bir mücadele vereceğimizi de sizlere ifade etmek istiyorum. Bugün Kahramanmaraş'ta 100 adet konut varsa bu 70'e düşmüş durumda ve 100 adet iş yeri varsa bu da yine aynı şekilde 70'e düşmüş durumda. Evet, bir taraftan tabii ki bununla alakalı bir yol kat edildi. İşte kalıcı konutlarımız inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 bin adet konutun teslimatını yaptı. Bir taraftan şehir merkezimizde 13 Şubat sınırlarımızda kalan biliyorsunuz Azerbaycan mahallemiz, Şazi Bey mahallemiz ve Hayrullah mahallemizde burada da 10 bin konut artı iş yeri bir taraftan yapılıyor. Yine Önsel bölgemizde kalıcı konutlar devam ediyor. Yine Binerler bölgemizde rezerv alan olarak ilan edilen yerler var bakanlığımız tarafından ve yine aynı şekilde de yine Altınova'da da inşallah rezerv alan ilan edilen ve bakanlığımız tarafından kalıcı konutlar inşa edilecek yerlerimiz var. 12 Şubat için Oto Sanayi Sitesi ile Mobilya Showroom Merkezi projesini de açıklayan Başkan Adayı Hanefi Toptaş, şehrin turizm potansiyelini daha da artırma hedefiyle turizm master planı oluşturacaklarına da vurgu yaptı. 6 Şubat sonrasında malumunuz şehrimizde ciddi anlamda iş yerlerimizde zarar gördü ve iş yeri kiralarımızın da önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz. Bir taraftan da iş yeri stokumuzun artırılması gerektiğini biliyoruz. 13 Şubat ilçemizde malumunuz bir otosanayi sitesi yok ve inşallah 13 Şubat ilçemizde bir otosanayi sitemizi ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. 13 Şubat ilçemiz hakikaten ki şehrimizin her tarafı böyle turizm potansiyeli en yüksek olan ilçelerimizin başında geliyor. Bugün Başkonuş gibi, Yarşan gibi, Fırınız gibi, Döngele gibi, Döngel, Tekir, Ardıl Suyu, Ilıca vesaire vesaire daha ismini sayamadığım birçok turizm potansiyeline sahip yerlerimiz var. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bunların bir bir projelerini geliştireceğiz. Burada Büyükşehir ölçeğimizdeki işleri inşallah Allah kısmet ederse Fırat Başkanımızla birlikte ve ilçe belediyesi ölçeğimizdeki işleri de inşallah bizler bir bir yerine getirerek ilçemizin turizm potansiyelini artıracağız. Aynı zamanda istihdama da
ve vatandaşlarımızın da çok daha güzel bir şekilde vakit geçirebileceği alanların oluşturmasına da vesile olmayı düşünüyoruz.